Olympiakos takımı o maçı bize göre daha iyi oynadı ve kazandı. Euroleague'de deplasmanda maç kazanmak çok zor bir şey aslında. Şimdiye kadar biz bunu bir kez başardık. Aslında Olympiakos Efes maçının net favorisi olmayan bir maç olmasına rağmen ev sahibi avantajını da çok iyi kullanarak Olympiakos takımı kazanmayı başardı. Tabii bir hayal kırıklığı oldu bizde bu. Gerek mağlubiyet gerekse fark dolayısıyla. Fakat yani oyunun ilk çeyreği dengeli geçtikten sonra ikinci çeyrekten itibaren biz istediğimiz şekilde hücum edemedik. Kendi içinde birbirini besleyen bir oyun olduğu için de bu hücum savunma dengesi oturması ve olması gerekiyor. Özellikle deplasmanda oynarken her ikisini de çok dengeli yapmanız gerekiyor. Biz sağlıklı hücum edemeyince rakip de bir takım kolay sayılar bulma şansına sahip oldu. Dolayısıyla fark açıldı. Yani mağlubiyet almış olduk. Yani oyunun hem istatistiki olarak hem teknik detaylarına baktığımız zaman üstünlük sağladı rakip bize. Dolayısıyla kaybettik adaletli bir şekilde. Bizim grubumuz aslında en dengeli grup. Euroleague'deki 4 grup içerisinde C grubu en dengeli grup. Başka gruplarda 4 galibiyetle, 5 galibiyetle bugün top 16'yı garantilemiş takımlar olmasına karşın biz an itibariyle 4 galibiyetle garantilemeyi başaramadık. Bu bizim grubumuzun aslında ne kadar dengeli olduğunun göstergelerinden bir tanesi. Bizim grupta hem İki takımın koçlarını değiştirmesiyle hem de kendi doğası itibariyle çok dengeli olmasıyla beraber aslında son haftaya kadar sıralama ve top 16 mücadelesi olacak gibi gözüküyor. Top 16 apayrı ve yepyeni bir dünya. O yüzden ilk hedefimiz şu anda zaten top 16'ya kalmak. Yine sahaya 12 kişiyle çıktık. Deplasman havası yaşanan, deplasman atmosferini deplasman takımını hissettirebilen, kendi ev sahibi avantajını kullanabilen bir takıma karşı zor da olsa bir galibiyet almayı başardık. Galibiyetten dolayı memnunuz. Anadolu Efes takımı kurulurken bu tip sakatlıkların olabileceği varsayılarak ona göre bir kadro kuruldu ve ona göre bir kadro inşa edildi. Alternatifli olmasına özen gösterildi. Zaten bugün işte hafta arası Avrupa Euroleague maçında daha az oynayan oyuncuların bir kısmı çok iyi performans gösterdiler o maç içinde. Dolayısıyla bu şekilde galibiyeti almış olduk. Yani bu zaten daha önceden hesaplanmış bir risk analizi yapılmış bir durumdu. Biz de bence yani layığıyla bu işi yerine getirdik ve maçımızı kazandık. Bu maçla ilgili beklentimiz bu maçı kazanmak. Yani net olarak söylüyorum. Oyunun gidişatı, oyunun içinde oluşması muhtemel senaryolardan bağımsız. Biz bu maçı kazanmak için oraya gitmek istiyoruz. Top 16'yı garantilemek ya da top 16'yı büyük ölçüde garantilemek yolunda bize çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Sedevita takımı bu hafta itibariyle koçunu değiştirdi ve eski koçundan bambaşka stilde çalışan, bambaşka bir stilde basketbol oynatan bir takımın bir antrenörü Atso Petrovic'i takımın başına geçirdiler. Koçun daha önceki takımlarını tanıdığımız için, daha önce teknik ekibimizde o koçla çalışmış arkadaşlar bulunduğu için aslında bunun bir seviye bir avantajı olabileceğini düşünüyoruz. Fakat tabii ki bambaşka şeyler karşımıza çıkabilir. Biz yine teknik yönden ve taktik yönden bütün hazırlıklarımızı yapacağız. En hazır bir şekilde Zagreb'te Perşembe günü maçımıza çıkacağız. Açıkçası biz de evimizde oynamayı biraz özledik yani. Hem ligde hem Avrupa Ligi'nde üst üste deplasmanlar oynuyoruz. Kendi sahamıza dönecek olduğumuz için açıkçası mutluyuz. Bizim şu ana kadar lig maçlarına olan yaklaşımımız hep pozitif ve olumlu geçti. Yani Avrupa Ligi'nin duyguları yoğun ortamından lige iyi dönüş yaptık. Maçları bir şekilde hem başından koparamasak bile bir noktasında iyi oynamaya başlayarak sonlarını iyi tamamladık. Aynı ciddi yaklaşımı hem teknik hem psikolojik olarak göstermeyi bekliyoruz. O maçtan da galibiyet almak istiyoruz. Anadolu Efes taraftarı olmanın özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani doğuştan, aileden geçen bir şey değil, zaman içinde alışkanlıklarla bir şeyi tutunarak, bir şeyi severek yapılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla her bir Anadolu Efes taraftarının bizim yaptığımız işi emek koyan insanlar olduğunu düşünüyorum. Biz bu desteğin tabii ki de artarak devamını bekliyoruz. Biz gerçek bir basketbol kulübüyüz. Bunun en doğal öğelerinden biri de taraftar. Bizimle beraber Edirne'ye gelen, bizimle beraber Milano'ya gelen insanlarla karşılaştık. Anadolu Efes'i, bu takımı ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Yani bu sevginin artarak, hissederek, yığınla değil, bir bir azar azar ama artacağını düşünüyoruz ve ümit ediyoruz. Bizim temel olarak Anadolu Efes taraftarına bakış açımız bu. Yani çok vefalı görüyoruz açıkçası Anadolu Efes taraftarını. Yine aynı vefayı gösterecek arkadaşların da sayılarının artmasını temenni ediyoruz.